Evet arkadaşlar merhaba. 8 Eylül 2021 Çarşamba günü akşam programında Diyarbakır'dayız. Evet güzide şehrimiz, ülkemizin güzide şehirlerinden bir tanesi olan Diyarbakır at yarışlarında tam 8 koşulu bir program var bugün. Bu 8 koşulu programda da hemen değerlendirmelerimize hızlı bir şekilde geçelim. Tüm koşular kumda olacak. Nedense Şanlıurfa, Elazığ, işte Diyarbakır gibi illerimizin hep kum pistleri var. Çim pistleri neden yatırım yapılmıyor arkadaşlar? Yani o kadar vergiler ödeniyor, bilmem ne ödeniyor, milyarlarca lira para dönüyor bu TCK'da da. Neden çim yapılmıyor arkadaşlar? Çok basit bir şey çim yapmak yani. Sonuçta bunun bir altyapısı yok mu? Anlamıyoruz yani neden? 80 milyonluk bir ülkeyiz. Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da çim neden yok? Hiç bilen var mı? Bunu yazabilirler yoruma, ben merak ediyorum gerçekten. Yorumlarda yani biz Berlin'den yayın yapıyoruz şu anda, o ayrı mevzu. Ama gerçekten Türkiye'de bunu biliyorsanız neden bu üç ilimizde, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'da çim pist yok? Gerçekten çok merak ediyorum. Yani belki de bir fizyonomik bir sebebi vardı bizim bilmediğimiz, bilemiyorum yani. Ama daha çok duygusal sebepler var bence. Ben ona inanıyorum. Evet, bir üçüncü koşuyla beraber altılı Gayanika'ya başlıyor. Tam 14 tane sapkan var. Bu 14 sapkanın içerisinde 5 tane sapkanı ayıkladık. Bu atların hepsini tanıyorsunuz Urfa'dan, Elazığ'dan. 5 numaralı 100 atlı ilk atımız Ferit yardımcıyla. 12 numaralı Seda kızım Yunus Çelik başla. 4 numaralı Pamela Galip Kılıç'la son 3 koşusunda böyle safkan muazzam bir 3 binicilik yaptı gerçekten. 3 numaralı Trustable İsa Katar'la Aprantisi ve 6 numaralı Gelini Midir arkadaşlar Menderes Avşar'la. Buraya baktığımız zaman 5, 12, 4, 3, 6 diyoruz ama aklımız başka atlarda da kalmıyor değil. 10 numaralar, 11 numaralar bunlar hemen bir böyle sürpriz yapacak durumdalar. Hatta Seda kızım. Onu, Seda kızım ikinci atımız arkadaşlar. Hatta Koşantay diyelim. En azından. Evet. Tabii ki burada Niv Alaçat var bizim tuttuğumuz bir safkan. Onu yazmadık. Ama bu grupta bunun da geliri var arkadaşlar. Dediğim gibi artık size kalmış bir şey. Biz bu 5 atı yazıyoruz. 5, 12, 4, 3, 6. Evet Diyarbakır'da ikinci ayaktayız. Dördüncü koşudayız. Şartlı 3, 3 yukarı İngilizler. Burada 1200 metre kum pistine çıkacaklar. 14 tane safkan var burada. 14 tane safkan içerisinde biz tam 6 tane safkan yer verdik. Yazmaya doyamadığımız bir ayak bu. 11 numaralı Akın Şah Ferit yardımcıyla. 4 numaralı Cihan'a Bedel Mehmet Emin Doğan'la arkadaşlar. Bakın çim performansı olan bir safkan bu. 1 numaralı Özdemir Bey ve Ekürler'den 12 numara beraber. 3 numaralı Bay Rossi diyoruz. Galip Kılıç'la kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir safkan. Ve 2 numaralı Ağa Batur Yusuf Cengiz'le, bu da 50 handikap puanına sahip, en yüksek handikap puanından biri var arkadaşlar. Ve son ayakta en yüksek handikap puanına sahip safkanımız burada. Ak Diamond var. 13 numara. Arkadaşlar burasını 11, 4, 1, 3, 2, 13 geçiyoruz ama burada 14 numaralı King Baron'u da takibi alın. Böyle bir zikzaklı hareketleri var. Dikkat edin arkadaşlar. Bu iki ayak, yani birinci ayak ve ikinci ayak altılı gayanın çok tehlikeli ayaklar bunlar. Bu ayaklar böyle arkadaşlar. 11, 4, 1, 3, 2, 13 dedik ve Ak Diamond, King Baron'u da 14 numarayı da dikkat edin diyoruz arkadaşlar. Evet, 5. koşudayız şimdi. 5. koşu altılı gayanın 3. ayağı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü koşusu. Kısa vade altı 3 yaşlı İngilizler. 1800 metre artık kum piste çıkma alışkanlık olmuş. Zaten kum pist. Çim yok yani. Kum pist var. 13 tane safkan burada start oluyor. Arkadaşlar burada 3 numaralı Regnum Astrum Halil Parılar'la burada günün bankosu. Üçüncü birinciliğini yapar mı? Yapar arkadaşlar. Aksi takdirde bakın burada 2-3 tane safkan var. Size tabi seçeceğimiz. Küçük zamanı.
Star'ın olduğu hibiskus ve ekürlerden kam siz bilhassa burada yazabilirsiniz. Regnum Astrum bu yarışı kazanacağını düşünüyoruz biz arkadaşlar. Nasıl Pemela 3'te 3 yaptıysa bu da 3'te 3 yapacaktır diye düşünüyoruz. Ama tabii ki top sizde burada, bir bakın ona göre 3 numara bizim bankomuz. 6. kuşudayız şimdi. Burada maiden bir kuşu. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar. Toplamda gördüğünüz gibi 12 tane safkan burada start alıyor. Arkadaşlar 3 tane safkana biz burada yer veriyoruz ama dediğim gibi sizler de kendiniz de ilave yapabilirsiniz. 8 numaralı gökyüzü burada Ahmet Çankaya'yla. Ile. 9 numaralı Lady Hera diyoruz. Burada Ali Şenbar'la Apprentice'i. Ve 7 numaralı Aşıklar Diyarı Fesi Çetinbaş'la Apprentice'i arkadaşlar. Şimdi burası tabii arkadaşlar çok dikkat edilmesi gereken, belki böyle yeni koşan atlar var, bir de daha hiç koşmamış atlar var. Vene Dividi mesela Yusuf Cengiz'le İsa Katır'ın bindiği Major. Evet. Arkadaşlar burası 8-9-7 diyoruz 3 at, ama dediğim gibi sizler de toparlarsanız, bakarsanız duruma göre en doğru olanı bulacağınızdan eminim. Evet, 7. koşudayız. Handikap 14. 3 yaşlı Araplar. Burada Diyarbakır'da tam 9 at var arkadaşlar. 1 numaralı Aktaş'ın Gülü Ali Şenbar'la ilk atımız. 4 numaralı Kral Dilşat Burak Bektaş da son koşusunu kazanmıştı, açıkça söylemek gerekirse. Güzel de verdi bugün altılı. 5 numaralı Uçan Dilber Mehmet Emin Doğan'la. 2 numaralı Cebil Nura Yusuf Cengiz'le ve 3 numaralı Hilvanlı oğlu Galip Kılıç'la arkadaşlar. Burası 1, 4, 5, 2, 3 şeklinde. Tam 5 tane safkanla burayı değerlendiriyoruz arkadaşlar. Varsa sizin adınıza yazabilirsiniz. Evet, 8. koşu şartlı 5, 4 yaşlı Araplar. Günün son koşusundayız Diyarbakır'da. Akşam 9.30, saat 9.30'da. 4 yaşlı Araplar şartlı 5 koşusu 1200 metre çıkacaklar. Toplam 16 tane safkan var. Gördüğünüz gibi 16 atın içerisinde 4 tane yer verdik. 6 numaralı Dumrul Necmi Altın'la ilk atımız. Arkadaşlar çok bir şey olmazsa muhtemelen yüksek ihtimalle bu safkanın gelme ihtimali var. Çok şansı var. 8 numaralı Baba Joker Ferit Yardımcı'yla. 2 numaralı Aldırmaz Siyah Ökürler Sami Kaplan ve Çeke Çeke Mehmet Emin Doğan. Ve 11 numaralı Suzani diyoruz burada. Daima sevdiğimiz bir safkan bu. Tabii ki burada kırmızı ekürleri de yazabilirsiniz. Baba Necdet ve Urfa Kral. Ama dediğim gibi yüksek bir kupon çıkacak böyle olursa. Yani burada böyle kesin bu bankodur diyeceğimiz hiçbir at yok arkadaşlar. Diyarbakır'da çok güzel bir ikramiye olabilir. Bir tek 5. koşuda belirttiğimiz gibi, bakın Regnum Astrum muhtemelen birçok kişi 2 taneden sonra gelmez herhalde diyecekler. Ve tabii ki gelmeye de bilir ama bize göre gelme ihtimali çok yüksek, ama buna dahi kesin gözüne bakmak mümkün değil bugün. O yüzden buradaki sistemde eğer baktığımız zaman size göre varsa AGF oranlarına göre gözünüze çarpan kendi tekerinizi oluşturabilirsiniz. Bizim tavsiyemiz bu yönde. Evet, Diyarbakır'la ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor arkadaşlar. Biliyorsunuz İstanbul'la ilgili videomuz da yayında şu anda. Onunla da ilgili rahatlıkla takip edebilirsiniz. Şablonlarımız da web sitemizden, biliyorsunuz web sitemizde rahatlıkla şablonlarımızı izleyebiliyorsunuz. Dün de 7 liralık kuponla Ankara 1. altılıyı tutturduk arkadaşlar. 128 lira önemli değil. Ama dediğim gibi bugün gerçekten Diyarbakır'da zor bir gün. Bakalım. İnşallah en çok ihtiyacı olan kazansın diyelim arkadaşlar. Herkese bol şans diliyoruz. Hoşça kalın.